Evet değerli öğrencilerimiz, alan problemlerini, alanı nasıl buluyorduk çökenlerde bunları tekrar edeceğiz ve bunlarla ilgili problemler çözeceğiz. Biraz zor, biraz yeni nesil, biraz eski tarz. LGS'ye hazırlık. Şimdi üçgen, kare, dörtgen ve dikdörtgen. Bunların hepsinin farklı alan, paralel kenarın farklı alanlarını bulma formüllerimiz vardı. Biraz da bunları tekrar etmiş olacağız. Şimdi bakalım. Birinci sorumuza beraber uygulamaya çalışalım. Size soruda matematikte öğrendiğiniz geometrik şekillere benzemeyen bir yerin alanını sorduğu zaman arkadaşlar onu bildiğimiz şekillere parçalamamız gerekiyor. Mesela yandaki şekilde bir tarlanın soğan ekilecek kısmının kroküsü gösterilmiş. Soğan yetiştiriciliğinde her bir dönüme 5 kilogram tohum atılması gerekiyordur. Burada dönüme dikkat edelim. Hatırlayacağız bunu. Şimdi her bir dönüme tohum atacakmış. Bize toplam tohum kilosunu soruyor. Şimdi bunun önce alanını bulmak gerek. Bulduğumuz alan metrekare cinsinden. Ama bize dönüm olarak soruyor. Dönüm üzerinden gideceğiz ve bir dönüştürme yapacağız. Önce şöyle bir bakalım. Şurada sanki bir üçgen var. Burada da sanki bir dikdörtgen var. Bunu bildiğimiz şekil olan üçgen ve dikdörtgeni dik üçgeni parçaladığımızda. Bakalım 140'a 100 bir tane dikdörtgenimiz var. 140 ile 100'ü çarpacağız alan bulurken. Artı bir de şurada bir dik üçgenimiz var. Evet, kısa kenarı 100. Buranın tamamı 180. Burası 100 ise o zaman diğer tarafı ne kalacak? 80 kalacak. Buranın tamamı 140 sol taraf. Sağ tarafında 140 olması için 90 ile neyi toplarsak 140? 50. Ama dik üçgende ne yapıyorduk? Gittik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorduk. Eğer 50 ile 80'i çarparsak 50'ye 81. Dörtgenin alanını bulmuş oluruz. 2'ye böldüğümüzde üçgenin alanı olur. Evet. 140'ın yanında 2 sıfır koyacağız. 100'e çarpıyoruz. Burada önce bir sadeleştirme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet, 40 ve 50'yi nasıl çarpıyoruz? 4 ve 5'i çarpıyoruz. 20. 20'nin yanına 2 sıfır koyuyoruz. 14.000 ile 2.000'i toplayacağız. 16.000 metrekarelik bir arsa varmış. Şimdi diyor ki her bir dönüme, ama ben metrekare buldum. Şunu biliyorduk geçen derslerimizden. Bir dönüm bir ya da dekar, değil mi? Halk arasında dönüm denir. Kaç metrekareydi? 1000 metrekarelik bölgeye biz bir dönüm diyoruz. O zaman bunun içine kaç dönüm olduğunu bulmak için 1000'e böleriz. Evet, alttaki 3 sıfır yukarıdaki 3 sıfırla sadeleşir. O zaman 16 dönüm olur. 16 dönümümüz var. Her bir dönümde 5 kilogram tohum var. Toplam kaç kilogram tohum lazım? O zaman 16 ile de kaçı çarpacağız? 5'i çarpacağız. Bize 80 kilogram toplamda soğan tohumu gerekiyormuş. Evet, tekrar edelim. Biz de bilmediğimiz bir şekil verdi. Bildiğimiz şekilleri ayırdık. Bir dikdörtgenin alanıyla bir dik üçgenin alanını hesapladık. Dik üçgenin alanını hesaplarken ikiye böldük. Şuradaki bölgelerin uzunluklarını bulup toplam alanı metrekare cinsinden bulduk, ama bize dönüm sorduğu için, biz de bir dönümün 1000 metrekare olduğunu öğrendiğimiz için elimizdeki alanı 1000'e bölüyoruz. Demek ki 16 dönüme sahibiz. Her bir dönüme 5 kilogram soğan tohumu ekiyorsa 16 ile de 5'i çarptık. Toplam 80 kilogram gerekiyormuş. Evet. Yandaki şekilde dikdörtgen biçiminde bir sitenin yerleşim planı var. Apartman, apartman, havuz, kamelya park ve yeşil alan. Evet. Çim ekilecek alanı soruyor metrekare cinsinden. Bütün büyük bu bölgeden, evet, sit alanlarını yeşil alan dışındakileri çıkaracağız. Toplam alanımızı bulalım. 50 metreye 80 metre. 50 metre çarpı 80 metre. Toplam alanımız ne olur? 8 kere 5. 40.
Yanına iki tane sıfır koyacağız. 4000 metrekarelik ya da 4 dönüm, değil mi? 4 dönüm bölgemiz var. Şimdi bakalım. 10'a 31 dikdörtgen var. Bunu bulabiliriz. Çıkarılacaklar. Apartman 10 çarpı 30. Özür dilerim. Evet, 10 çarpı 30'dan ne gelecek? 300 metrekare. Burayı hallettik. Başka bir apartman. Bu 20'ye 30. 20 ile 30'u çarparsak 600. Şimdi burada bir dik üçgen var. 10 çarpı 18. Ama bir de ne yapacağız? Bölü 2 diyeceğiz. 90. Peki parkın şurasını nasıl bulacağız? Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz var, tabanımız yok. Burası 30, burası 18. Tamamı neydi? 80. O zaman 30 ve 18'i toplarız. 48. 80'den çıkarırız arkadaşlar. Ne kalır? 32 kalır. Burayı bize buldurttu. Dik üçgenin alanı taban çarpı o tabana inen yükseklik bölü 2'den 160. 2 ile 32'yi sadeleştirdik. 16, 16 ve 10'u çarptık. Şimdi bunların hepsini çıkaracağız. Toplayalım. 300, 600 daha. 900. 990. 100 ekleyelim. 1090. Bir de 60 ekleyelim. 1090'a. 1150. Çıkaralım. Bunların toplamı 1150'ymiş. Metrekare birimimiz. Ya da 1.15 dönüm. Evet, çıkardığımız arkadaşlar 0, 5, 8, 2850 metrekare kalacakmış çim alan için. Şimdi LGS tarzı ne demek hocam? LGS, LGS diyoruz. LGS tarzı olunca ne oluyor biliyor musunuz? Size her şeyi vermiyor. Daha çok siz buluyorsunuz. Mesela toplam alanı veriyor. Sen burada ortak kenarları bulmaya çalışıyorsun. Biraz deney yapıyorsun. Biraz tahmin yürütüyorsun. Mesela alanı 1.2 dönüm diyor. Toplam eşit 3 alanla 3 bölüme ayrılmış. Peki 1.2'yi bölmektense dönümü metrekareye çevirsek, bir dönüm 1000 metrekare. O zaman ne olur? 1.2 dönüm. Bize neyi soruyor? Meşe ağacının çevresi. Meşe ağacı dikilen bölümün çevresi. Evet, bize toplam bir alan veriyor. Bunlar eş 3 parçaya ayırmış alan olarak. Ve buranın çevresini istiyor bizden. Evet, bildiğimiz bilgilerden yola çıkıp bilmediğimizi doğru ilerleyeceğiz. 1.2 dönüm. Kaçla çarpacağız arkadaşlar? 1000 ile. 1.2'yi 1000 ile çarparsak bir tane virgül kaydırdık. 12'ye yanına da iki tane sıfır koyacağız. 1200 metrekare ama 3 bölüm birbirine eşitmiş. O zaman bir de kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. 12'yi 3'e böldük. 4. Hep kesirle yazıyorum. Kesire alışın diye. Daha fazla eski bölmeyi biraz bırakalım diye. 400 metrekare geldi. Alanı 400'müş. Evet. Bunlar birer kare. Geçen dersimizde konuştuk. Size alan verdiğinde kenarı bulabilirsiniz. Alanı 400 ise kenarı ne olur? Bu bir kare. Karede ne yapıyorduk? Kenarları birbiriyle çarpıyorduk. Buradaki sayılar eşit. O zaman hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 400 eder? Ya da neyin karesi 400'dür? Şimdi düşünelim. 10 olsaydı 100 olurdu. 4 oluşturmak için ne yaparız o zaman? 20. Deneyelim. 2 kere 2, 4, 10 kere 10, 100. Evet, 400 geliyor. Demek ki her bir kenarı bizim için 20'ymiş. 20, 20, 20, evet 20 ve 20. Her yere yazdık. O zaman uzun kenarımız ne geldi? 40. Bunun da 400 olması lazım. 40 ile neyi çarparsak 400 olur? 10. O zaman aslında meşe diktiğimiz bölüm
40'a 10'luk bir dikdörtgenmiş. Bunun çevresini nasıl buluruz? 40'tan 2 tane var. 10'dan da 2 tane var. 40'ları toplarız 80. 10'ları toplarız 20. Topladığımızda çevrimiz ne olur artık bizim için? 100 metre olur. Devam edelim. Paralel kenarın alanını nasıl bulacağınızı size veriyor. 8. sınıfa geldiğinizde aslında bilgilerin, formüllerin ezberlemesinden çok onları nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapmamızın önemini anlayacaksınız. Paralel kenarın alanını söyleyeceksen nasıl bulacağını. Kenar ve o kenara ait yükseklik. Mesela bu kenar ve bu kenara değen yükseklik gibi. Evet, bu bir gölge. Gölgenin alanı deponun arka yüzeyinin bir de okuduğunuz kelimelerin şeklin üzerindeki yansımalarına bakın. Alanını iki katına eşitmiş. Yani bunun alanı A ise bunun alanına 2A diyebiliriz. Gölgesi daha iki katmış. Evet. Bize buradaki çakışık demek ortaklık, ortak demek, çakışmışlar, üst üste gelmişler. Çakışık kenara ait yükseklik, yani buradaki yüksekliğimizi soruyor. Şimdi yüzey alanını bulabiliriz. Arkadaşlar prizmanın karşılıklı uzunluklar birbirine eşitti. Çünkü paralelde 15 ise burası da 15, 60 ise burası da ne olur? 60. Bakın hep bir yol, bir yordam ya da bir çözüm stratejisi üretiyoruz. Buranın alanını bulamamam için hiçbir sebep yok. Bunun iki katını alırım, gölgenin alanı. Tamam, başlayalım. 60 ve 15'i çarpalım. Deponun arka yüzeyinin alanını bulalım. Evet, 900. Bunun iki katını alırsak, gölgemiz neymiş? 1800. Bana diyor ki, burası da 60. Baştaki bilgiyi kullanacağız. Hiçbir bilgi boşuna değil. Bunların çarpımı 1800'müş. Yani 60 çarpı her. Gölge, buranın alanı 900 bulduk. 900 ise burası 1800 geldi. Gölgenin ama bana yüksekliğini soruyor. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik. 60 çarpı h demek ki 1800'müş. Sıfırları sadeleştirelim. 18'i 6'ya bölelim. 3. Yanına da bir tane sıfırımızı koyalım. Cevabımız ne gelir? 30 gelir. Evet. Denizli'de bir okulumuzu öğrencilerimizin evlerine yapmış oldukları uçurtmaları, öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz elimizle birlikte doyduğu uçuracağımız Instagram görüntüleri paylaşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un çağrısı üzerine, evet, İMT Hoca ile aşağıdaki ölçülerle uçurtma yapılmaya başlanmış. Evet. İskeletin üst yüzü için gerekli naylon. Şuranın alanı lazım. Ne görüyoruz? Bir tane dik üçgen, bir tane daha dik üçgen ve bir paralel kenar. 3 bölüm var. Bunları toplayacağız alanlarını bulup. İlk dik üçgenimize bakalım. Taban alanı, yükseklik yok, taban uzunluğu. Ama dik kenarlarımız var. Ne yapacağız? 24 ve 32'yi çarpıp 2'ye böleceğiz. Artı dik üçgeni bulalım şuradaki. 16 çarpı evet 20 bölü 2. Çünkü o da bir üçgen. Artı paralel kenarın alanı nasıldı? Taban çarpı yükseklik peki? Bunun boyu lazım. Buradan da olabilir. Buradan da olabilir. Aa, bu da olabilir. O zaman 20'yi de kullanırız, değil mi? Paraleller birbirine eşit sonuçta. Tabanın uzunluğumuz 24. Yüksekliğimizi yandaki komşudan alıyoruz. 20. Paralel kenardaki bölmüyorduk. Dörtgenlerle. Dörtgenlerin alanında 2'ye bölmüyoruz. Üçgenlerle bölüyoruz. Evet. En az diyor. Yani kapatacak kadar. 24 ile 20'yi nasıl çarpıyoruz? 24 ile 2'yi çarpıyoruz. 48 yanına 0 koyuyoruz. Artı burada bir sadeleştirme yapmamız gerekiyor.
16. 16 ve 24'ü de şöyle çarpalım. 16 ile 20'yi çarpalım önce. 320. 16 ile 4'ü çarpalım. 64. 320 ile 64'ü çarparsak 380. Özür dilerim, toplarsak 384. Burada sadeleştirelim. 10, 10 ile 16'yı çarparsak 160. Şimdi herkesi toplayalım. Evet, önce birler basamağını toplayalım. 4 gelir. Sonra 8, 8 daha 16, 16, 16 daha 22, 50 var 2. 1 ekleyelim. Yazık o, az bayağı. 3 oldu. 3 daha 6, 4 daha 1024. Bu sayıyı ileride çok kullanacaksınız, 1024. Evet, resim yarışmasında A4 kağıdına yazılan yazılar belli bir alanda olmak zorunda. A4 biliyorsunuz standart bir ölçü. Toplam bir A hamurunun 4'te 1'i, A3 3'te 1'i, A2 yarısı gibi gibi gibi. Evet. Şimdi bu yarışmada A4'ü nasıl kullanacağımızı anlatan bir prosedür var. Kağıdın tüm kenarlarında dik olacak şekilde 25 milimetrelik. Buradan 25 bırak diyor, buradan 25 bırak diyor. Buradan da 25 bırak, buradan da 25 bırak, buradan da 25, 25, 25, 25. Yani şurayı kullanabilir öğrenci. Daha estetik dursun diye. O zaman kullanılamayacak bölge diyor. Yani şuraları soruyor bize. Nedir arkadaşlar burası? 25 çarpı şuradaki şu dikdörtgenin alanı. Aa, bundan aynı zaten. Aynı mı acaba? Bundan iki tane var diye düşünebiliriz. Şöyle. Sonuna kadar gidelim. Şimdi 25 ile 397'yi çarpacağız. Santimetre kare istiyor. En son da çevirebiliriz. Burada bir önemli bir tüyo yapacağız. Çarpmayacağız. Bakın şimdi. Burada da 25 ile 297'yi çarpacağız. Yani bir de 2 ile çarpabiliriz. Şimdi buraya gelelim. Hem 25 buradan gitti, hem 25 buradan gitti. 50. 210'dan 50'yi çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 160. 160'a ne kaldı? 25. Ama bundan da iki tane var. 2 çarpı 25 çarpı 160. Şimdi şöyle yapacağız. Ortak parantez alacağız. 2 çarpı 25 ortak mı arkadaşlar? Yani 50 parantezini alacağız. İçeride ne var? 297. Başka ne var? 160. Bu kadar. Evet. Bunları toplayalım. 7. 15'in 5'i 50 var 1. 2 ekledik 3. Bir daha ne olur? 4 olur. Peki 457 çarpı 50. Peki milimetreden santime giderken ne yapıyoruz arkadaşlar? 10'a bölüyoruz, değil mi? Bu onları da sadeleştirelim 50'yi. Yani ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? 2 ile çarpsam alanla çalıştığım için 100'e bölmemiz gerekiyor. Evet. Hani santimetre, milimetre kareden bizim bulduğumuz birim milimetre kare bunun birimi. Ama bize ne lazım? Santimetre kare lazım. 100'e bölüyoruz. O zaman biz 457'yi ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Ne gelir arkadaşlar? 400 küsürün yarısı 200 küsür olur. Can cevabımız A. Böyle de tahmin yürütebilirsiniz. İlla bölmek zorunda değilsiniz. Son sorumuza bakalım. 1051 futbol sahası alanı var. Evet. Burası yanlış maalesef. Dikkatsizlik sonucu. Bunlar arası da kurtarılmış. Kurtarılan alan kül olan alanın 1 bölü 3'ü. Yani buranın alanı A ise
Burası 3 A'ymış. O zaman toplam kaç A oldu? Kat problemlerinden hatırlayalım. 4 alan 1050'ymiş. O zaman 1050'yi 4'e bölelim. 4 kere 2, 8, 25'te metrekare, hektar. 1 hektar 10.000 metrekareydi. Hatırlayalım. Hektar, dekar, ar. 1 ar 100 metrekare. 1 dekar 10.000 1000 metrekare. Burada 10 oranlar çıkıyordu. 1 dekar 11 10.000 metrekare. En son yapalım ama onu. Şöyle diyelim. 4'e bölüyoruz şu an. 4 kere 2 8 dedik, 25'te. 6 kere 4 24. 10'da 2 kere var. Virgül atsak 5 kere var. Peki. Ama bu arkadaşlar metrekare. Metrekareyi hektara çevirirken 1000'e bölüyor, 10.000'e böleceğiz. 10.000'e bölerken ne yapacağız? 3 tane sıfırı sola kaydıracağız ve bize kurtarılan alanı soruyor. O zaman zaten 1 A gerekiyor bize. 10.000'e bölelim. 0,1, 2, 3. Bir tane daha sıfır koyacağız. Hektar diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.